Benim dalağım nerede? Dalağı ne yaptınız? Dalağı nerede? İddiaya göre 55 yaşındaki Ahmet Kral özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyat sonrası dalağı alınan Ahmet Kral'ın dalağının kaybolduğunu öğrenmesi üzerine Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunarak hukuki süreç başlattı. Karım ağrıyordu. Sol tarafım çok ağrıyordu. Dalağım biraz şişmişti. Doktora gittim. Doktor beni kontrol etti. Film çektirdi. Bana söyledi, dedi, kesin ameliyat olacaksın. Ameliyat oldum. Benim dalağım gazonun içine gönderdiler. Yolda kartona koymuşlar. Kargoya vermişler. Kargodan patlamış. O dalağı çöpe atmışlar. Ve sürekli bir oyalama çıkmadı. Çıkmak üzere falan diye bir oyalama yapılıyordu. Ve sonunda beni bir sabahtan aradılar. Dalağın kaybolduğunu söylediler bize. Biz de tabii nasıl kaybolduğu sorusunu sorduk. Kargo şirketi tarafından taşınırken bir patlama oluyor yani dalakta. Patlama olduğu için de dalak çöpe atılıyor. Hatta resmi falan da var babamda. Bir göstereyim. Şu şekil kargo taşınmış. Yani standart kargo olarak taşınmış. Ve bir herhangi bir insanın eşyasında taşınıyorsa o şekilde taşınmış. Yani ben soruyorum yani halka, bu şekil bir kargoda insan organı nasıl taşınır? Yani bunun biz suçlusu kimse, sorumlusu kimse peşini bırakmayacağız. Sonuçta benim babam hiçbir zaman hastalığı bilemeyecek. Ve o hastanede yüzsüzlük yapıp da bize sürekli babanız bize hayatı boyu bir sigortalık olacak. Yani yüzsüzlük yapmaya devam ediyor sürekli. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ahmet Bey bize 2 ay önce geldi. Geldiği zaman kargo hastaneye gittiğini, hastanede ameliyat yapıp dalağının alındığını, dalağının kanser şüphesiyle yani teşhis amaçlı olarak alındığını ve patolojik inceleme için hastane tarafından İstanbul'a yollandığı şikayetiyle geldi. Bir aylık bir bekleme sürecinden sonra hastane tarafından kendilerinin çağrıldığını, dalağın yolda kaybolduğunu, bundan dolayı patolojik inceleme yapılamayacağını söyledi. Yani söylemişler, o da bize iletti. Sonradan kendilerinin yaptığı araştırma sonucunda dalağın normal bir kargoymuş gibi, sanki bir eşya taşınıyormuş gibi bir kargo şirketiyle, normal her vatandaşın gidebileceği bir kargo şirketine gittikleri, normal standart kargo paketlenme şeklinde paketlendiğini ve yolda kargo şirketlerinin bir haberi olmadığından dolayı yolda paketin zarar gördüğünü ve bundan dolayı parçalandığını belirtti. Ve fotoğraflarına ulaştık kargo şirket tarafından çalışanları tarafından. Bundan dolayı da gerekli kanun maddelerine, özel hastaneler yönetmeliğine, enfeksiyon tanı ve patolojik inceleme yönetmeliğine aykırılık nedeniyle gerekli Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurularımızı, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde idari başvurularımızı yaptık. Ve tazminat davası da şu süreçte hala devam etmektedir.